Merhabalar. PowerMed eğitim programına hoş geldiniz. Şimdi şu şekilde daha önce işlediğimiz parçaların devamı olan şu şekilde bir tane bakır parçasına kaba ve finish atmak istiyoruz. Bundaki atmaktaki amacımız şu ince duvarları yatırmadan bunun 90 derece rigid olma özelliğini koruyarak takım yolunu nasıl oluşturacağız? Buradaki normal yazdığımız programdan farklı bir durum sadece bu. Şimdi parçayı hemen CAM programımıza aktarıyoruz. Dosya, dışarıdan al, model al. Buradan bakır seçiyoruz. Onayladığımızda parçamızın şu şekilde yatay olarak geldiğini görüyoruz. Bunu X ekseninde 90 derece çevirirsek Z eksenine göre ayarlamış olacağız. Modelimizin üzerine gelip seçmeden sağ tuşa basıyoruz. Düzlem oluştur, dönüştür. Buradan 90 derece X ekseninde. Şu şekilde üstten baktığımızda evet. Yine burada farklı bir durum daha göreceğiz. Bunda ise bloğu biz hesaplarken daha önceki hesaplamış olduğumuzda kutu şeklinde. Bloğu kutu şeklinde alıyor. Bunu hesapla dediğimiz zaman şöyle göstersin. Şu şekilde baktığımızda bunu şu dışlarında gereksiz bir işlem yapacak. Yani şuraları sanki doluymuş gibi işlemeye çalışacak PowerMill. Bunu kutu yerine burasını silindir diyoruz. Silindir. Şöyle hesapla dediğimizde tabii ki tamamen silindirin şeklini almış oldu. Bu şekilde oluşturduk. Şöyle onaylıyoruz. Modelimizi gizlediğimizde merkezinde olduğunu da görüyoruz. Yine bu hesaplama kısmından baktığımızda da takımımızın sağlı sollu rakamların eşit olduğu şekilde silindirden bakın bu şekilde tam merkezinde de olduğu gözüküyor. Onayladık. Şöyle. Şimdi bu bir bakır parçası. Buna 1,5'luk bir parmak frezeyle kabasını alacağız. Daha sonra finish atacağız. Yani aslında bunu finish seçeneğiyle de işleyebiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru. Finish'te bölge bölge işleyip diğer tarafa geçtiği zaman mesela bu bölgeyi bitirdi. Sonra diğer tarafa geçtiği anda parçanın şu 90 derece olma özelliğini bozabilir. Bunun için hemen şöyle parmak frezemizi alalım. 1,5'luk bir parmak freze. Magazinde 2 numaraya bağladığımızı kabul ediyoruz. Şunun değerinde küçük bir değer verelim ki takımı rahatlıkla görebilelim burada. Buna da ne diyoruz? 1,5 parmak freze. Onayladık. Takımımıza devir ilerleme veriyoruz. Şöyle ana sayfa kısmından. Buna 7500 devir. İlerleme kısmını biraz düşük tutuyorum. 1000 olsun. Bu daha fazla gelirse ilerlemeyi yine kısabiliriz. Buradaki yaklaşmayı da 300'e yaklaşsın. Boştaki hızımız 500. Kapat. Programı bir defaya mahsus şu takımı parçaya tanıtmak için takım bağlantılarına geliyoruz. Buradan güvenli alan kısmından hesapla dediğimiz anda onayladığımızda bunu yüksekliğini parçaya göre ayarlamış oldu. Şimdi buna takım yolu oluştururken dik duvarları dikkate alarak oluşturmasını sağlayacağız. Bunu yaptığımız bölüm şimdi model alan temizlemeden finishle de bunu alabiliriz ama kabayla aldığımızda bununla nasıl bir seçeneğimiz var onu görmek için geldik. Buna kanat kaba diyelim. Tabii ki takımın ismi mutlaka buradan geçiyor. 1,5 parmak freze. 1,5 parmak freze. Kanat finish. Burada duvarlarda atıyorum 1/10 son finish için pay bırakmak istiyorum. Tabanda herhangi bir pay bırakmak istemiyorum. Tabana 0 yazıyorum. Duvara 1/10. Buradaki yan adım takım çapının %70'i 1,5'un %70'ini alırsak yaklaşık 1 milime tekabül ediyor. Şöyle hesapladığımızda daha rahat görelim biz bunu. Ana sayfa kısmından geliyoruz.
1,5 çarpı nokta 7. Evet. 1,05. Biz bunu 1 milim olarak alabiliriz. 1 milim aldım. Yanadımı. Z adımı da 10'da 1, 10'da 1 almak istiyorum. Şu şekilde. Burada tüm yaptığımız işlemlerden farklı. Yani bu kanatları programı bir gönderdiğimizde sadece bölüm bölüm aldığını göreceğiz. Bir görelim önce. Bölüm bölüm mü alacak yoksa seviye seviye mi alacak? Bir hesaplayalım. Bunu karşılaştırma amaçlı yapıyoruz. Evet. Ne yaptı? Bakın. Birinci cebi bitirdi. Sonra diğer cebe geçti. Bağlantı hareketlerine hemen müdahale edelim burada. Geliyoruz. Ayarla. Öteleme kısmına şu kesme yönünü kaldırmadık. Buradan. İkisi olsun. Dışarıdan içeriye doğru alsın. Önce dışarıda versin. Dıştan içeriye doğru kesme yönünü kaldırdık. Öteleme kısmından. Sonra bağlantılara geliyoruz. Buradan bağlantı kısımlarımıza da müdahale edelim. Giriş hareketimiz. Burada girişte herhangi bir şey dememize gerek yok. Sadece bağlantıları kontrol edelim. Dairesel yay. Şurayı da daha küçük tutalım. 5 milim olsun. Diğerlerde geçiş, geçiş olarak uyguluyoruz. Evet, hesapladı. Şu anda gördüğünüz, bakın, bu birinciyi işledi. İkinciyi işlerken bunu bu tarafa yatırabilir. Bu 90 dereceliği bozulabilir bunun. Buna kaba içerisinde bir müdahale ettiğimiz bölümümüz var. Hemen takım yoluna gelip bunun bir kopyasını alalım. Kopyasıyla bunu kıyaslayalım. Sağ tuş, ayarlar. Aynı takım yolunun bir adet kopyasını alıyorum. Tüm değerlerim aynı. Geriye kalan kısım sadece şurada sırala kısmındakini cep cep yerine katman katman, yani her katmandan eşit seviyede alarak gitmesini sağlıyoruz. Burada bu sıralamayı yaptığımız anda parçamızın ne yapacak? Katman katman işlemesini sağlayacak. Bu biraz daha uzun sürecek ama ne yapıyor? Bunun arkası dolu olarak, bak, sırayla geldi. Birinciyi işledi. Yani bir seviye buradan aldı, sonra buna geçti, sonra yanındakine, sırasıyla diğerlerine geçiş yaparak, şuradan daha rahat görüyoruz, şöyle aldı, birinci kanatı aldı, buradan şuradan geçişleri sağlıyor. İkinciye geçiyor şöyle, şu şekilde geçişleri. Tabi buradaki şu kalkışlara müdahale edebiliyoruz. Burada bizi ilgilendiren önemli kısmı bunu seviye seviye, yani 1 milim buradan işlemişse birer milim de diğer kanatlardan işleyerek hepsini aynı anda eşit mesafede aşağıya düşürüyor. Yani hepsinin bir anda arka tarafını boşaltmıyor. Arkaları dolu olduğu için seviye seviye inerek yaptığında bu şekilde 90 derece açılarını korumuş oluyor. Yani şunun, şu kanatların işleme sırasında takımın burayı yatırmasını engelleyip arkalarını boş bıraktığı için ne yapıyor? Bunun rahatlıkla işlenmesini sağlıyor. 90 derece rigidliğini koruyarak sağlam işlemeyi sağlamış oluyor. Buna bir de sabit Z ile finish atıp karşılaştıralım. Geldik. Bitirme kısmından sabit Z'ye geliyoruz. Takımımız, değerlerimiz hepsi aynı. Spirali işaretleyebiliriz. Şöyle tek seferde aşağıya almasını istiyorsak bu, veya yukarıdan aşağı işleyerek, burada yine yukarıdan aşağı işleyerek gelmesi daha güvenli olacaktır. Burada bizi bekletmesin diye ben değeri biraz yüksek veriyorum. Daha düşük değer verebiliriz burasını. Burada devam ettik. Diğer seçeneklerle ilgili herhangi bir şey yapmadım. Sadece bu Z adımı verdim ve bir hesapla diyorum. Burada sırasıyla ne yaptı? Bakın, constant Z, yani sabit Z ile programı yaptığımız anda bunun
şu şekilde ayrı ayrı yaptığı anda bunu 90 dereceliğini bu şekilde yaparsak bozabilir. Peki buna şöyle küçük bir müdahale daha yapalım. Bloğumuzu birazcık büyük tanıtalım. Şu dışlara da sanki gidiyormuş gibi yapsın. Şöyle aldık. Yani bu seviyeden şuraya kadar seçiyorum şöyle. Bloğu bir miktar daha hesapla diyelim. Şöyle hesaplasın gösterdi. Bu bölgeye yuvarlak aldı. Z'den kilitleyelim bloğumuzu. Z'lerde değişiklik olmasın. Diğer çapta bir miktar uzatma yapalım. Mesela 2 milim uzatsın. Şöyle genişlettim olduğundan fazla. Onaylıyorum. Tekrardan şimdi takım yolunu sabit Z'yi tekrar yollayalım. Bloğu bir miktar büyük gösterdiğim için. Şimdi hepsinden karışık bir şekilde ilerleyecektir. Evet, şu anda bakın bloğu büyük gösterdiğimiz için ne yaptı? Sırasıyla hepsinden dolaşarak aynı anda gitmiş oldu. Bu şekilde işlediğimiz zaman duvarların 90 derece olma özelliğini korumuş oluyoruz. Yani dik olmasını sağlıyoruz. Bir sonraki eğitim programında görüşmek üzere.